Merhabalar. Parmak izinin silinmesi ve 6 ay kuralı. Acaba parmak izi siliniyor mu? Keşke silinse. Ne güzel olur değil mi? Ah. Parmak izini veriyoruz. Başka bir ülkeye gitsek. Tekrar orada ailemizle ya da sevdiklerimizle beraber olsak. Oralarda iltica etsek olmaz mı? Abi yok mu bir yolu? Çözemez miyiz? Gibi insanlar sorup duruyor. Peki durumun aslı nedir? Kanalımıza abone olmanızı, dostlarınıza tavsiye etmenizi beğenme tüsüne, hatta mümkünse bildirimlere açmanızı böylelikle ilk çalışmalarımızdan sizlerin haberdar olmasını rica ediyoruz. Daha geniş kitlelere ulaşarak daha faydalı olmaya çalışacağız. Değerli dostlar, Dublin konularında mutlaka bir avukata bu konularda danışmanızı önemli tavsiye ediyorum. Ben kendi tecrübelerimi size izah etmeye çalışacağım. Yürürlükteki Dublin anlaşmalarına baktığımızda ister elçilikte vize alırken, isterseniz Havalandan geçerken pasaport kontrolde, isterseniz karayoluyla sınır kontrolde ya da limanlarda, isterseniz kaçak geçerken polis kontrol merkezlerinde yakalandığınızda ya da bir karakola götürüldüğünüzde eğer parmak iziniz alınmış ise ve Oyradak parmak izi sistemine eklenmiş ise bakın Oyradak parmak izi sistemine eklenmiş ise şansınız yok. 2014 yılından itibaren OYRADAK parmak izi sistemine tüm veriler işlenmekte ve bütün Avrupa Birliği'ne üye devletlerden bu 31 Şengel ülkesi tarafından İngiltere hariç Amerika Kanada'da Dublin'e üye değil bu ülkelerde parmak izi görülmektedir. Siz Bulgaristan'a parmak izi verdiğinizde Romanya görmekte, Hırvatistan'a parmak izi verdiğinizde Almanya görmekte, İtalya'ya Yunanistan'a parmak izi verdiğinizde, Belçika görmekte. Hangisine parmak izi verirseniz veriniz diğer ülkeler tarafından parmak izi görülmekte. Peki ne zaman siliniyor? Parmak izi siliniyor mu gibi sormaktadırlar. Bilgi gizliliği ve güvenliği kanunun çerçevesinde bazı materyaller 2 yıl, bazıları 3 yıl, bazıları 5 yıl, 10 yıl ve 20 yılda silinen bilgiler, belgeler bulunmaktadır. Ama parmak izi sizin anladığınız manada siliniyor mu diye sorduğunuzda ben bunu şöyle anlatayım. Parmak izi silinmiyor ama yetkisi bitiyor gibi düşünün. Nasıl ki vizeniz bittiğinde artık uçağa binemiyorsunuz çünkü vize bitmiş. Şengen'e gidemiyorsunuz. Ya da biletiniz bitmiş. Artık sorumluluğu bitmiş. Nasılsa bilemiyorsunuz. Aynı onun gibi de parmak izinin de bir yetkisi var, sorumluluğu var. Parmak izi silinmiyor. Sadece bazı kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Parmak izi siliniyor mu sorusu? Ya Dublin'de yırtabilir miyiz? Abi bir yolu var mı? Yırtabilir miyiz bu işi? Bir çözüm üretebilir miyiz? Falan gibi insanlar düşünmekte. İşte burada parmak izi silinmiyor. Ama çözümü de noktasına baktığınızda evet şimdi çözümü duyuyorsunuz. Burada birinci senaryo parmak izi varsa henüz iltica etmemişseniz polis karakolunda parmak iziniz alınmışsa, sınırı geçerken parmak iziniz alınmışsa ve iltica merkezine götürülmemişseniz bu parmak izinin üzerinden 6 ay geçtikten sonra Dublin düşer. Yani sorumluluk biter. Parmak izini alan ülkeye gönderilmezsiniz anlamına geliyor. Eğer yol bilakatı ya da oturum bilakatı olduysanız o zaman sorumluluğu iltica etmek zorunda kaldığınız o ülke almış oluyor. Bu gibi durumlarda değerli dostlar sorumluluğu aldığı için 18 ay sonra sorumluluk düşüyor. Fakat bir de sizde ve sizin yok yazması gerekiyor. Yok yazdıktan sonra 18 ay başlıyor. Benim tecrübem bu. Kimi ülkelerde 2 hafta sonra yok yazılıyor, kimi ülkelerde 4 ay sonra yok yazılıyor kaçak duruma düştüğünüzde 18 artı 4 22 ay sonra dabli düşüyor. Ama eğer iltica kampına gittiyseniz, iltica kampına giriş yaptıysanız, henüz yol mülakatı ve oturum mülakatı olmadıysanız o zaman yok yazıldığınız tarihten itibaren 6 ay, işte burada 4 ay içerisinde yok yazıldığınızı varsayalım. 6 ayda Dublin sorumluluğu o zaman 10 ay sonra parmak izinin yetki ve sorumluluğu düşüyor. Yani parmak izi verdiğiniz ülkeye gönderilmiyorsunuz. Silinme yok ama sorumluluk bitiyor. Sorumluluk yetki devri bitiyor. Gönderilmiyorsunuz o zaman. Umarım konu anlaşılmıştır. Genelde insanlar hep karıştırıyor. İşte ne kadar beklersek siliniyor gibi düşünüyorlar. Burada en önemli kural ya 6 ay artı 4 ay 10 ay kuralına uyacaksınız. Ya 18 ay artı 4 ay 22 ay kuralına uyacaksınız. Tabi bunlar diğer ülkeyi iltica etmeden önce yapmanız gerekenler. Mutlaka yine bir avukata ya da profesyonellere, uzmanlara danışınız. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler diliyorum efendim.